Herkese merhaba. Duydunuz mu? Size harika bir haberim var. Uluslararası üne sahip yakışıklı oyuncu Theo James, geçtiğimiz günlerde güzel ülkemiz Türkiye'deydi. Evet, doğru duydunuz. Theo James Türkiye'deydi. Şimdi aklınızdan geçenleri biliyorum. Theo James kim? Hadi biraz daha yakından tanıyalım. Henüz kendisiyle tanışma fırsatı bulamayanlar için Theo James, Hollywood'da fırtınalar estiren İngiliz bir aktör, kariyerine birçok başarılı projeyle damga vurdu. Çekici tavırları, delici mavi gözleri ve etkileyici oyunculuk yeteneğiyle biliniyor. Bu özellikleri onu diğer aktörlerden ayırıyor. Theo'yu en çok, oldukça yakışıklı ve gizemli dörtlü karakterini canlandırdığı Uyumsuz serisinden hatırlarsınız. Bu rolüyle büyük bir hayran kitlesi kazandı. İnanın bana, o deri ceketi kimse onun gibi taşıyamaz. Stili ve karizmasıyla her zaman göz kamaştırıyor. Ayrıca Gizli Yazı, Underworld, Kan Savaşları ve Sonumuz gibi önemli filmlerde de rol aldı. Bu filmlerdeki performansları da oldukça etkileyiciydi. Theo'nun kariyeri tam gaz devam ediyor ve yeteneği ve karizması ona tüm dünyada hayranlar kazandırdı. Hayranlarıyla olan etkileşimi de onu daha da özel kılıyor. Ama özgeçmişinden yeterince bahsettik. Gelelim asıl konumuza, Theo'nun Türkiye macerasına. Türkiye'de neler yaptı, nereleri gezdi, hepsini öğrenmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi, gözünüzde canlandırın. İstanbul'un hareketli sokakları, havada baharat kokusu ve tüm bunların arasında Theo James, sanki şehrin sahibi gibi rahatça geziyor. Evet, doğru duydunuz. Sevgili İngiliz yıldızımız, tarihi İstanbul şehrini gezerken, bu canlı kültür merkezinin manzaralarını ve seslerini içine çekerken görüldü. Görgü tanıkları, Ayasofya ve Sultanahmet Camii gibi ikonik yerleri ziyaret ettiğini, şehrin zengin tarihini ve mimari harikalarını deneyimlediğini söylüyor. Hatta büyüleyici Boğaz içinde keyifli bir tekne turu atarak muhteşem manzaraların ve hafif Meltem'in tadını çıkardı. Şimdi herkesin aklındaki büyük soru şu. Theo James'i Türkiye'ye getiren şey neydi? Cevap sizi şaşırtabilir. Ziyaretiyle ilgili resmi bir açıklama olmamasına rağmen söylentiler bir semazen gibi dönüyor. Bazıları yeni bir film projesi için mekan baktığına inanıyor. Türkiye bir sonraki gişe rekorları kıran filminin arka planı olabilir mi? Diğerleri ise sadece yoğun programından hak edilmiş bir mola vererek Türkiye'nin sunduğu zengin kültüre ve güzelliğe kendisini bıraktığına inanıyor. Ve sonra gizli bir görevde olduğunu düşünenler var. Elbette en iyi Türk lokumunu bulmak için. Sebep ne olursa olsun, bir şey kesin, Theo'nun Türkiye'deki varlığı büyük bir heyecan yarattı. Dürüst olalım, hepimizin Theo'yu bu kadar sevmemizin en büyük nedenlerinden biri Uyumsuz serisindeki dört rolü. Veronica Roth'un çok satan romanlarından uyarlanan bu distopik destan, Theo'yu uluslararası üne kavuşturdu. Gizemli ve cesur Tobias Dirt Eaton karakterini canlandıran Theo, yoğunluğu ve rol arkadaşı Shailene Woodley ile inkar edilemez ekran uyumu ile gönülleri fethetti. Ancak Theo'nun yeteneği, aksiyon dolu gişe rekorları kıran filmlerin çok ötesine geçiyor. Gizli Yazılar gibi tarihi dramalardan yalan ve hırsızlık gibi sürükleyici gerilimlere kadar çeşitli türlerde çok yönlülüğünü kanıtladı. Underworld, Kan Savaşları ile doğaüstü dünyaya bile adım attı. 5. bölüm, gerçek bir Türk lokumu, hayranların Theo'nun ziyareti hakkındaki tepkileri. Söylemeye gerek yok, Theo'nun ziyaret haberi duyulur duyulmaz Türk hayranları ve gerçekçi olalım, dünya çapındaki hayranları çıldırdı. Theo'nun Türkiye'ye geleceği haberi, sosyal medyada adeta bir fırtına estirdi. Herkes, onunla ilgili en son haberleri ve fotoğrafları paylaşmak için sabırsızlanıyordu. Sosyal medya, Theo'yu görenlerin paylaşımları, selfiler ve başınızı döndürecek kadar kalp gözlü emojilerle dolup taştı. Herkes, onunla bir anı yakalamak için telefonlarına sarıldı ve bu anları ölümsüzleştirdi. Theo'nun her hareketi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yerel haber kaynakları Theo'dan bahsetmeden geçemedi ve hashtag'de James, Türkiye'de hashtag'i merhaba demeye kalmadan trend oldu. Gazeteler ve televizyon kanalları, onun ziyaretini manşetlere taşıdı. Theo'nun Türkiye'ye gelişi, adeta bir medya olayı haline geldi. Hayranlar, yıldızı yakından görebilmek umuduyla görüldüğü yerlere akın etti. Onu bir an olsun görebilmek için saatlerce beklediler.
Theo'nun geçtiği her yer hayranlarla dolup taştı. Hatta bazıları sadece merhaba demek veya imzasını almak için ellerinde kameralarla ve heyecanla dolu bir şekilde otelinin önünde bekledi. Onunla bir anı paylaşmak hayranlar için unutulmaz bir deneyim oldu. Theo'nun ziyaretinin Türkiye'ye neşe, heyecan ve bir parça Hollywood büyüsü getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Onun varlığı hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı ve Türkiye'de büyük bir etki yarattı. Theo'nun bu ziyareti uzun süre hafızalardan silinmeyecek. 6. bölüm: Theo çılgınlığı, ulaşılabilir bir yıldızın kalıcı cazibesi. Peki, Theo James'i bu kadar sevilen bir figür yapan şey ne? Elbette inanılmaz derecede yakışıklı, ama onda gözün gördüğünden daha fazlası var. Theo'nun inkar edilemez bir çekiciliği ve mütevazı bir havası var. Bu da onu sanki bir kahve içip sohbet etmek isteyeceğiniz biri gibi gösteriyor. Ayrıca özel hayatı konusunda oldukça ketum, bu da gizemine gizem katıyor. Theo, işinin kendisi için konuşmasına izin veriyor ve hayranlarına ve onların sarsılmaz desteğine gerçekten minnettar görünüyor. Theo James'i gerçek bir yıldız yapan şey, yetenek, yakışıklılık ve mütevazı kişiliğinin bu birleşimidir. 7. bölüm: Gümüş Perdenin Ötesinde, Theo'nun Hayırsever Yönü. Theo'yu ekranlardaki varlığıyla ne kadar sevsek de, takdiri hak eden bir yanı daha var, kocaman kalbi. Theo, hayırsever çalışmalarıyla tanınıyor ve platformunu kalbine yakın önemli konularda farkındalık yaratmak için kullanıyor. Mülteci haklarının güçlü bir savunucusu ve dünya çapında mültecileri desteklemek için Uluslararası Kurtarma Komitesi gibi kuruluşlarla yakın bir şekilde çalıştı. Theo'nun dünyayı daha iyi bir yer haline getirme konusundaki kararlılığı gerçekten ilham verici ve bize ışıltı ve ihtişamın ortasında bile gerçek tatminin geri vermekten geldiğini hatırlatıyor. 8. bölüm: Kültürler Arasında Bir Köprü, Theo'nun Ziyareti ve Önemi. Theo James'in Türkiye ziyareti, ünlüleri görmenin heyecanının ötesine geçiyor. Kültür alışverişinin ve sanatın ve eğlencenin evrensel dilinin gücünü vurguluyor. Türkiye'nin tarihi harikalarını keşfeden İngiliz aktör Theo, farklılıklarımıza rağmen hepimizin ortak deneyimler yoluyla takdir edebileceğimiz ve bağlantı kurabileceğimizi gösteriyor. Ziyareti, kültürler arasında köprü kurarak ve dünyanın çeşitli geleneklerin ve bakış açılarının güzel bir örgüsü olduğunu hatırlatarak, birlik ve heyecan duygusunu besledi. 9. bölüm: Bir Sonraki Seyre Kadar Theo, Bir Yıldızın Kalıcı İzlenimi. Theo James, Türkiye macerasına devam ederken, bu güzel ülkenin her köşesinde iz bırakıyor. Veya belki de Hollywood'u fethetmek için geri dönerken, bir şey kesin, Türkiye'de ve insanlarında kalıcı bir izlenim bıraktı. Onun enerjisi ve karizması, her karşılaştığı kişiyi etkiledi. Ziyareti, bu canlı ülkeye neşe, heyecan ve bir parça Hollywood büyüsü getirdi. Türk kültürüne olan ilgisi ve saygısı, hayranlarının kalbini kazandı. Theo'nun mütevazı doğası, samimi sıcaklığı ve zanaatine olan bağlılığı, dünya çapındaki hayranlarına ilham vermeye devam ediyor. Onunla tanışan herkes, onun içtenliğini ve alçak gönüllülüğünü övüyor. Sırada hangi heyecan verici projeleri üstleneceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Onun yeteneği ve azmi, onu her zaman bir adım öne çıkarıyor. Ve kim bilir, belki de yakında bize Türkiye'ye bir ziyaret daha nasip eder. Onun geri dönüşünü dört gözle bekliyoruz. O zamana kadar bir sonraki hamlesini heyecanla bekliyor ve Türkiye macerasının anılarını yaşatıyor olacağız. Herkese iyi seyirler. Ve Theo, eğer izliyorsan, yakında Türkiye'ye geri gel. Seni burada ağırlamaktan mutluluk duyarız. Seninle geçirdiğimiz her anı unutulmaz kılmak için sabırsızlanıyoruz. Seni burada ağırlamaktan mutluluk duyarız. Türkiye seni bekliyor, Theo.